Şimdi çok boyutlu bir dizinin nasıl tanımlandığını inceleyelim. Çok boyutlu diziyi tanımlarken şu şekilde bir varyasyonla hareket ediyoruz. Arkadaşlar normalde bizim kullandığımız tipe göre bir indexer belirlediğimizde bu tek boyutlu bir dizi tanımlamasıydı. Bir dizi tanımlaması. Eğer ki sen kullandığın tipin indexer'ın içerisine virgül koyarsan, koymuş olduğun virgül her bir virgül derecesinin bir alt kademesini belirler. Yani bir virgül iki derecelik bir diziye karşılık gelecektir. Bu şekilde bir tanımlama yapılabiliyor. Bak, iki boyutlu bir dizi tanımlaması. Arkadaşlar biz iki boyutlu dizi tanımlamasına bir yandan da çift diyoruz. Tamam. Bunun dışında mesela type dedim. Bak, bir koydum, iki koydum, üç koydum. Bu kaç boyutlu oldu sizce? Kaç tane virgül var? Üç tane virgül var. O zaman dört boyutlu dizi tanımlaması yapmış olduk. Yani arkadaşlar burada virgülün her bir derecesi, her bir koyulduğu sağ solu o şekilde her bir boşluğu arkadaşlar bir derece olarak nitelendirebilirsiniz. Bakın burada bu birinci derece, bu ikinci derece, bu üçüncü derece ve bu da dördüncü dereceye karşılık gelecektir. Haliyle biz virgüllerle tanımlama yapmaktayız. Şimdi gelin bunu yazalım. Çok boyutlu dizilerde indexer içerisinde virgül virgül ile tanımlama yapılmaktadır. Şimdi virgül sayısının artı bir fazlası dizinin derecesini verecektir. Tamam, dizinin derecesini virgül sayısının artı birinden elde edebilmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar gene şimdi bu bilgiler eşliğinde çok boyutlu diziler tanımlayalım. Şimdi bu bizim şuradaki görmüş olduğumuz örneğimizdeki bu birinci dereceden. Niye? Bir virgül var mı? Yok. Ama ve lakin. Şimdi gel. Çok boyutlu. Örneğin iki boyutlu bir dizi tanımlayacaksam. Gelin bunu yazalım. Çift ya da iki boyutlu dizi tanımlaması diyelim. Şimdi iki boyutlu dizi tanımlamasında integer dedim. Bak, bir dedim. Devam ediyorum. Sayılar. New. Ardından arkadaşlar bunlara eleman sayısını bildirmem lazım. Şu birinci boyut için, şu da ikinci boyut için olsun. Şimdi ne yapmış oldum? Bak, iki boyutlu bir dizi tanımladım. 1, 2. Kaç tane virgül var? Bir tane. Artı 1, 2 boyut. Tamam. Ardından sen tanımlamayı yaptığında da her bir boyuta virgülle eleman sayısını karşılığında bildirmen lazım. Şimdi buradaki bildirdiğimiz bizim dizi aslında şu şekilde bak. Birinci boyut x gibi düşün. İkinci boyutu y gibi düşün. Şimdi 3'e 5 olacak şekilde 3 kolon, tamam, 5 tane satır olacak şekilde bir tanımlamada bulunduğunu varsayarsan bu iki boyutlu dizi bu şekilde bir tanımlamaya sahiptir. Arkadaşlar iki boyutlu diziler x ve y koordinatları x ve y koordinatları üzerinde tahayyül edebileceğimiz dizilerdir. Tamam? Şimdi gelin bunu yazalım. İki boyutlu diziler x ve y koordinatlarıyla tahayyül edebileceğimiz dizilerdir. Arkadaşlar, şimdi iki boyutlu dizi kolay ama ikiden fazlasını artık tahayyül etmek, günlük hayatta onlara yer bulmak pek fazla kolay değildir. Şimdi gelin bunları örneklendirelim. Şimdi ikiden fazla örneklendirme yaparken iki boyutludan fazla dizi tanımlaması diyelim. Yani 3 olur, 5 olur, 15 olur fark etmiyor. Sen gelip bunu şu şekilde, şuradakini kapatmış mıydım? Evet, kapatmışım. Sen gelip bu şekilde tanımladığında bu normal neydi? Bu normal bir tek dereceli dizi. Şimdi bak, geliyorum. 1, 2, 3 diyorum mesela. Şimdi 3 tane virgül koyduysan bu 4 dereceli bir dizi olacak değil mi? Gerçek hayatta sen bunu tahayyül edebiliyor musun? Edemiyorsun. Ama programlamada bunun karşılığını sunabilirsin. Şimdi 3'de 4 dereceli bir dizi tanımladık. Birinci derecesi 3, ikincisi 4, 5, üçüncüsü 5 ve dördüncüsü 6 olmak üzere eleman karşılayabilsin. Şimdi bunu ben tarif edemem. Burada çizemem arkadaşlar. Ama bu 4 dereceli bir diziye karşılık gelmektedir. Hatta bunu da şöyle bir açıklama yapalım. 2 dereceliden fazla olan dizileri günlük hayatta tahayyül etmek pek mümkün olmasa da, değil mi? Pek mümkün olmasa da programatik olarak inşa edebilmekteyiz. Edebilmekteyiz. Şimdi ben bunun grafiğini çizemem size belki ama programatik olarak ben 4 boyutlu da 44 boyutlu da dizi tanımlayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar çok boyutlu dizi tanımlamanın usulü bu şekildedir. Virgüllerle burada bildiriyorsun. Buradan da ilgili her bir dereceye karşılık eleman sayısını bildiriyorsun.
Bu çok boyutlu dizi tanımlama varyasyonudur. Şimdi biz birazdan geleceğiz. Çok boyutlu tanımlanmış bir diziye nasıl değer atayabildiğimizi inceleyeceğiz. Bir de çok boyutlu bir diziye değer atarken ekstradan farklı bir varyasyon da değerlendireceğiz. Bütün kritikleri göreceğiz ki herhangi bir şüphede, herhangi bir bilmediğimiz noktada, noktaya karşı maruz kaldığımızda hani bilmiyor durumuna düşmeyelim. Onu demeye çalışıyorum. Herhangi bir çok boyutlu diziyle ilgili bir mülakat olur, bir ihtiyaç olur vesaire. Bunları bu eğitim sürecinde değerlendirmiş olalım istiyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.